Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Malumunuz, alan tarama reklamı yapıyoruz. Yeraltı reklamı yapıyoruz. Ayrıca mezarları, girişleri, odaları, yapıları, toprak altını, kaya üstü bulabilir miyiz? Nasıl buluruz? Bununla ilgili. Bir aşağıya bir çömel bakalım. Tam girebilir misin? Seni mezarın içine koyduk. Hazinenin de koyduk. Evet. Şimdi bakın. Burası mezar. Her şey ortada. Açık ve net görülüyor. Şimdi yan tarafına kayıyorum. Ben size burada neyi anlatmak istiyorum arkadaşlar? Şu kertikleri görmenizi istiyorum özellikle. Şu yapıları görmenizi istiyorum. Bu buraya sap gibi böyle odun gibi konulmaz. Şimdi arkamdan ufak ufak gel. Fatih. Arkadaşlar videoda kalın. Videoyu baştan sona kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi geldik buraya. Güzel kardeşim, güzel arkadaşım. Değerli dostlarım. Şimdi bakın. Yapıya güzel bir şekilde bakın. Bakın burası da mezar. Ama açılmamış. Ellenmemiş, el değmemiş. Alan taramayla yine tekrardan teyit edeceğiz. Bak. Yapıyı görün. Yine bura böyle bu şekilde. Şuradaki bağlantılara iyi bakın. Size ben özellikle burada göstermek istediğim burası su yolu. Su buradan böyle akıyor. Buradan böyle aşağı iniyor. Şimdi şu böyle murçla noktalanmış, iz yapılmış üzerindeki kapatılan harçı daha iyi tutması için böyle, yani bunu günümüzde bizler de yapıyoruz. Yani bir mobilyacı ustası olduğum için ben bir şeyi yapıştırırken bir ağacı daha sağlam olsun diye çentikler atıyoruz böyle. Tırnaklı bir çekiç gibi bir şeyle, çekicin ağzıyla vururuz böyle. Daha güzel otursun, daha güzel tutsun diye. Bunlar da bu şekilde yaparak buradaki yapıyı daha güzel tutturabilmek için. Şuradan pay al, baz alalım arkadaşlar. Şu yapıdan. Şuradan. Bakın böyle geliyor. Bu şekilde böyle gidiyor. Bunun üstü kapalıymış. Bakın şuradan iz de hala duruyor. Bunu arkadaşlar patlatıp aşağıya sallamışlar. Üzeri ortalama 20-25 santim bir kapakla kapatılmış. Burası da yine mezar. Burası da yine mezar. Ben sizlere daha aydınlatıcı olsun diye hep böyle geziyoruz. Dağlarda, tepelerde, bu tür yapıların üzerlerinde. Bakın. Burası da yine. Bakın şurası. Şu kısım şene yine mezar. Bak şurası şöyle geliyor buradan. Bu şekilde. Burası böyle yine mezar. Bak görüyorsunuz mu? Burası kalın et. Burası üstü kapak. Burada mezar. Şurayı bir çizer misin? Tam orayı çiz. Orayı çiz. Dışarıdan gel. Şöyle gel. Gel. Tamam gel öyle. Evet. Çeviriyorsun. Güneş almayalım. Daha güzel gözüksün. Olduğu gibi çiziyor arkadaşlar. Ama içerilerinde değerli hazine var mıdır yok mudur? Bunu yine cihaz yardımıyla yeraltı. Burası hediyelik. Burası alınmış. Burası yine keza arkadaşlar bakın mezar. Yine böyle bu şekilde cümletilmiş, patlatılmış. Buraya geliyoruz. Burası yine bir mezarı temsil ediyor. Tam ortadan bir oluk yapılmış. Su kanalı. Şu kısım yine mezar. Çizer misin orayı? Yalnız buradaki oksitlenme biraz daha fazla. Evet çiziyor.
Bakın çeviriyor böyle bir şekilde. Yan tarafındakini çiz. Şimdi çizimi yaptıktan sonra ben arkadaşa tarifini yapacağım. O da yine çizecek eliyle. Yani eliyle çizecek ki ben buradaki şeyi göstereyim size. Şimdi geliyor. Şimdi bak. Dur. Ayaklarını bastığın yer var ya. Görüyor musun oradaki yapışkanı? Bırak, cihazda işin yok şu an. Yapıştırmayı gör. Evet, görüyor musun? Evet. Hayır hayır hayır, orada değil ya. Bak, çizgi var buradan böyle. Üstünde kapak var bunun. Tamam. Heh, böyle. Bunun üstü sanki bir kapak. Bak, devam ediyor böyle hala. Evet, bak, şuradan geliyor arkadaşlar. Şöyle geliyor. Buradan bu şekilde böyle gidiyor bak. İzi de zaten çok bariz belli. Bu şekilde yine gelip buradan bitiyor. Nokta. Bu tarafa geliyoruz. Şurası çok güzel. Buraya çok güzel yakaladım. Bakın, çiz orayı da. Çevirdi hemen. Yanlış çizdim. Sen en ufak bir şeyde cihazı döndürüyorsun. Evet. Bu neden kaynaklı? Hemen bunu da anlatalım. Ben dedim ya, bilgiden kaynaklı diye. Evet. Şimdi gel, ben cihazı alayım. Sen tut. Arkadaşlar böyle hatalar çok yapıyor. Şöyle hemen önünde tut da. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradan da şekil A görüldüğü gibi. Mevzu bu. Açılmış olan, şimdi buralardakilerden göstereceğim. Mezarların içlerinde parça koyulup yapılıyorsa aralarda boşluklar oluyor. Birleştirmelerde, yan duvarlarında. Boşluk yoksa, zaten düz kaya yapılmışsa bu. Yani burayı horasanlayıp işlemi yapıp yaptıktan sonra içine oyuyorsa amenna. Şimdi arkadaş, burada böyle dönmesinin sebebi şu. Bir parça burada var, bir parça burada var. Ben sizlere çizim yapalım. Sen olduğun yerde kal. Ben kal, bak gelmedim ben. Bu alıyordur. Şimdi senin gibi yavaş yavaş. Şimdi buraya geldik. Bak, burada atıyor. Girmedim. Ve döndüm. Devam. Yine döndüm. Yine geliyorum. Bak, içeri atıyor tekrardan. Aynı bu noktada. Yine yürüyoruz. Ve köşe. Şimdi her döndüğü yere dönersen bunun ne olduğunu anlayamazsın. O yüzden mezarı yapan kişilerin yaptığı işçilik ve bunu anlatırken, tahmin ederken bununla çizecek kişinin benim anlattığımı anlamasıdır. Çok açtığımız böyle açan, cihazla açan kişilerin bana attığı videolar var. Duvarlar böyle parça parça. 3-5 parçadan oluşma. Bunlar aralardaki boşlukları veriyor. Yani örnekleme yapacak olursak. Hemen gel burada göstereyim. Şimdi bunun burada bir birleştirme olduğu için, bak şuradan gel. Şurada birleştirme olduğu için arkadaşlar, cihaz gelirken burada bir boşluk yapıyor. Bunu algılıyor. Dönderme yapıyor bunu bu şekilde. Yani cihaz çizimi yapıyor. Yaparken de vermiş olduğu tepkileri çok iyi analiz etmek lazım. Şimdi geliyoruz, burada bir tane kare bir oyma var. Biraz yuvarlak. Bunu belki bozmuş olabilirler. Gel şuraya geç. Burada daha net gözüküyor. Anlatmak istedim. Karşılıklı gerçi.
Bakın şuradaki izi görüyorsunuz. Aşağı doğru iniyor. Cihaz buradan gelirken bakın burada bir tepki yapıyor. Yürüyoruz. Döndü. Şimdi aynısını orada yapacak. Buradan geliyoruz abi. Burada tepki veriyor. Buradan yürüyoruz. Bak burada bir ek daha var. Burada bir daha. Çünkü bu eklerin arasında boşluk olduğu için. Benim sizlere göstermek istediğim mevzu burada. Buradan gel. Özellikle şurayı göstermek istiyorum ben sizlere. Şu kareleyi görüyorsunuz. Düzlüğü bakın orada da bir mezar var. Bir önceki videoda ben çekim yaptığımda büyük bir tane oyma vardı. Bir tarafı düz, bu tarafı dolguydu. Burada dedim mezar var. Buraya geleceğim. Burayı anlatalım. Gel, açılmışlar. Bakın arkadaşlar. Gözüküyorsa net. Bakın burası da mezar. Hani bundan bir önceki yayınlamış olduğum bir video vardı. Yuvarlak bir oyma. Yine böyle bir taş yapısı. Şurada burası böyle dolguydu. Üzerine çıkıp üzerinde bir çizim yapmıştım. Aynen sistem bu. Bakın yapı. Burası böyle kapalıymış. Tabi burayı kırmış patlatıp açmışlar. Buradaki mezarı da almışlar. Yani içinde bir şey çıktı çıkmadı onu bilmem. Şimdi gel buraya anlatalım. Güzel yok mu? Yer altı orada kaldı. Bir de yorumlarda yazın. Gördüğünüzü, bizim gözümüzden kaçanı, hepsine adapte olamıyoruz bir şey anlatırken. Yani açılmış yerlerde ben özellikle sizlerle videoyu paylaşmamdaki sebep Ateşi Kenzo. Ateşi Kenzo. Bak. Mevzu bahis. Bunun gibi bir tane daha böyle bir yer var. Şöyle yapı. Şimdi söyleyecek, anlatacak yazarlar şu şekilde. Şimdi orada mezar var diyor. Bura nasıl oda oluyor? Anlatayım güzel kardeşim. Mezarın derinliği maksimum 1,5 metre. Şimdi buraya geldin. Bak hemen cihaz çekiyor beni. Hemen. Dakikasına çekiyor beni cihaz. İçeri diyor. Artı. Şurayı gör. Şöyle. Bir parça. Şurayı gör. Bir parça. Güneş batıyor. Güneş buradan doğuyor. Kaldırdın abi. Geldin. İçeri çekti. Yürüdün. Bir daha çekti. Yürüyorsun. Gidiyorsun. Geliyorsun. Çekiyor. Geliyoruz bir daha. Bir daha çekiyor. Yani baba burası bir kapak. Burayı açıyorsun. Açtıktan sonra buradan içeriye. İçeride bir tane veya bilemedin iki tane sedir mezar. Üzerine çıkarsın, üzerine çizersin. Bak burası veyahut da buradan içeriye giriyorsun. Ufaktan bir tünel odalara. Küçük bir tünel odalara. Domaniç'te böyle çektiğim video var benim. Girdiğim oda var benim. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Şu piyasa sahtekarlarına artık inanmaktan vazgeçin. Sahte videoları izlemekten vazgeçin. Sahte takıları çıkartıyorlar, sizleri izletiyorlar. Vazgeçin. Yani sen bir şeyler öğrenmek istiyorsan, bir şeyler almak istiyorsan, bir şeyler görmek istiyorsan aha sana ispat. Aha sana kanıt. Al sana arazi, al sana yer. Toprak altları böyle. Kayalar böyle. Anladın? Bak. Burası ayrı bir.
Ama bunun işlem burası. Böyle açıyorum burayı. Buradan içeri. Açılmış böyle bir yer var. Eğer oraya gidersem, bugün gitmem de, eğer oraya gidersem, ne zaman giderim? Oraya gidersem, bunu unutmayın, sizlerle ben orayı birebir paylaşacağım. Hemen gözüme ilişti. Gel cancağızım. Ama sana bir tane daha mezar. Bak, yerini al, çok yaklaşma. Bak buradan böyle geliyor. Buradan böyle. Buradan böyle. Hemen bakalım. Yani burası böyle dolu. Kaç dakika oldu? 16. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Alan tarama sonra devreye yeraltı giriyor. Bundan bir önceki videoda yeraltıyla çekim yaptım. Ne dedim? Dedim ki bakın mezarın içi boş. Çocuk mezarı vardı. 3 tane mezar. Çocuk mezarın içinde vardı malzeme. Malzemeyi oraya koymuş. Onda da aham şaham bir şey yok. Yani asıl şeyleri odaların içine koyuyorlar. Yukarıdakiler büyük ihtimalle garibim. Garip geldim dünyaya sen köprüsün. Garip geldim dünyaya sen köprüsün. Ama ben şuraları yere atıp çıkamıyorum şimdi. Yürü. Neredesin? Kavadağ ki. Çıkır. Beni de al, beni de al. Evet. Buraya dedik mezar. Böyle kaç sinyal atarız? 6. Buradan başlasak. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle başlasak. Sekiz. Böyle beş. Çekime başlayalım.
Evet. Net aldır da. Evet değerli arkadaşlar. Buyurun. Bak. Bundan bir önceki videoda yapmış olduğum çekimde nasıl bir görüntü verdi? Şimdi bunda nasıl bir görüntü verdi? Mezarları görün. Boşluğu görün. Ve içerideki malzemeye iyi bakın. Çok böyle aman 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 bir malzeme yok. Var. Bir de nasıl çekim yapmış ona bakın. Daha önceki çekimle. Gelelim. Derinliğini ne veriyor? Mezarın. Bak. 1.17. Aşağı yukarı yanılma payını hesaba kat. Üzerindeki şeyle beraber 2.5 metre diyor. Gördünüz mü? Ortalama 1.5 metre bunların derinliği var. Belki 1.5 metreden de fazladır içi çünkü toprak dolmuş. Arkadaş girdi. Şurasına kadar geldi. Beni al. Şuraya kadar geldi oradaki mezarın derinliği. Yani toprak dolu. Şuraya kadar gelse nereden baksan 1.60-1.70 yapıyor. Üzerine koyduğu kapakla mapakla 30-40 santim ortalama dolgusu ne yapar? Yani 2 metre, 2.5 metre. Ama buradaki mezarlar şurası çok farklı. Neden çok farklı? Çünkü çok büyük bir oksit yapmış. İçinde de malzeme var mı? Malzeme var içinde de. Çekimi yaparken nasıl çekim yaptık? Şöyle dönelim. Şöyle gel. Gel 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 gel. Buradan görsünler. Gel abi. Şöyle yapalım. Evet. Çekim yaparken nasıl çekim yaptık arkadaşlar? Tekrardan alalım. Şöyle. Yani şurada malzeme veriyor. Bir de şu kısımda malzeme veriyor. Tam ortasında veriyor yani. Ya şu mezarın şuralarda veriyor malzemeyi. Bir de şu kısımlarda veriyor malzemeyi. Ha, şunu da söyleyeceğim. Çok aman aman değerli mi? Ya şuradaki birazcık daha çok. Şuradaki birazcık daha çok. Buradaki orta seviyeli. Şimdi ne yapalım? Hemen şuraya gel. Şöyle bir tane lapa tutalım. Bak burası da mezar. Burası da mezar. Şurada ufaktan bir çekim yapalım hemen. Biraz düşüreyim şunu. 5, 4, 6. Hemen şöyle. Orada var, orada var, orada var. Ya da şöyle yapalım. Bu açılmış ya. Buradan. Şu da çok dikkatimi çekiyor. Böyle gidelim, gelelim. Şunu biraz düşürsek. 5 mi yapsak? 1, 2, 3, 4. Dursun. Dışarıdan. Gel. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Bak oradaki çekime bakın, buradaki çekime bakın. Ne yaptı? 1.80 verdi buradaki de. Yani bu mezarla oradaki mezar biraz daha mevzu olarak daha alça yüksekte. Orası daha derin.
1.80 veriyor. Bak 1.20, 1.17, 1.17, 1.17 böyle gidiyor. Şimdi şeyden çıktık. Bak oradaki çekime bakın. Buradaki çekime bakın. Bunun için ne? Babacanlar. Malzeme aşağıda olurdu, verirdi. Bunun için de malzeme yukarıda. Yani yukarıda derken ne yukarıda? Yüzeylerde kasalar var diyor. Hediyeler var, müjdelikler var diyor. Bak al burada. Az önceki aşağıda verdi. Doğru mu Fatih doğru, kardeşim? Doğrudur. Evet. Net alsın böyle. Bak burada yüzeyde veriyor. Yani yukarıda diyor kasalar var. Ha. Şimdi şöyle bir konuşma yaparlar. Bak boşlukları görüyorsunuz. Bak içinin boşluğunu görüyorsunuz. Mezar. Mezar boşluğu bak. Bir, iki tane mezar. Yani şurada bir. Bir tane de orada var. İki. Zaten orada oyma var. Açılmış bir tane mezar var burada. Hemen burada. Açılmış bir tane mezar var. Yani böyle sıralı yukarıda mezar gidiyor. Ve malzemeyi ne yapıyor? Yukarıya atmış. Yani yukarıda hediyelikleri var diyor. Mezarın duvar kenarlarında da olabilir arkadaşlar. Hediyeler. Kenarlarına da koymuş olabilirler. Böyle. Ufak tefek yüzüklü müzüklü bilmem neydi. Heykel de olabilir. Bilemezsin yani. Nasip. Ama aşağısı diyor ki boş. Yani mezarın içini gösteriyor. Eğer oradaki gibi aşağıda olsaydı şöyle gösterecekti. Bak şöyle gösterecekti. Aşağıda diyecekti. Ama bu içi boş diyor. İçinde fazla bir şey yok. Altta dibinde. Tamamen yüzeyde. Evet şekil A. Yani bunu yeraltı çekimi yaptığımda size nasıl gösterdiğini göstermek için sadece bu şekilde bir çekim yaptım. Evet. Evet. Şimdi dolum var ya. Öyle bir geliyor ki. Arazi koşullarına ayak uyduruyoruz. Bence açık olan yerde bitir. Evet. Evet. Akil işler. Değerli akil işler. Ben şöyle geçeyim. Evet, güneş almasın. Güneşi boş etme. Anlayan anlıyor. Anlayan anlıyor. Çok güzel de şeyler söylüyorlardır hakkımda benim. Çok da iyi biliyorum. Ben de inanın sizler hakkında çok güzel şeyler söylüyorum. Allah'a çok şükür. Allah var, ölüm var. Gam yok, keder var. Dert var. Her şey biz insanlar için. Sahtekarlıkta, dolandırıcılıkta, gerçekçilikte, dürüstlükte. Her şey bizler için. Bak. Arkadaş ne kadar güzel. Ne kadar güzel yapmış gördün mü? Ne kadar güzel yapmış. Buyur. Ne kadar güzel mezar yapmış bak. Yani neyle buluyoruz? Bununla buluyoruz. Sonra bu. Var yok diyor burada bir şey. Nasip. Allah herkesin gönlüne göre versin. Dediğim gibi yorumlarınızı, beğenilerinizi atın. Atın ki biz YouTube kanalı olarak Yalçın Arslan ailesi kanalı olarak daha yüksek yerlere çıkabilelim. Beğenileri atmak, yorum yazmak zor değil. Bana nasıl resim atıyorsanız, video atıyorsanız aynı şekilde ben de sizlerden destek bekliyorum. Ve bir de arkadaşlar bana aldığınız cihazlarla gittiğiniz yerlerde çalışma yaparken bana videolar çekin. Bana boş resimler göndermeyin. Burada ne var, şurada ne var diye. TikTok'tan da geliyor, Facebook'tan da geliyor, Instagram'dan da geliyor. Ben bakmıyorum. Bakmamın nedenleri de anlattım. Al alan taramayı, kimseye minnet etme. Git canın ne istiyorsa onu yap. Evet, güzel arkadaşlar, güzel dostlar. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Amaç, dert sizlere daha güzel videolar çekip daha güzel arazi şartlarını anlatıp gerçek cihazları sizlerle paylaşmak. Güzel arkadaşlar. Sahte cihazları değil, sahte işler yapmıyoruz. Bak parmaklarımda yüzükler var. Bunları koyup koyup çıkartıyorlar. Ben de koyar koyar çıkartırım. Yapmayın yani. Şu sahtekarlara inanmayın. Beni izleyecek yeni gelecek olanlar, yeni gelenler abone olun kanala. Hoş geliyorsunuz, sefalar getiriyorsunuz. Daha güzel videoları, daha güzel bilgileri sizlerle hep birlikte inşallah paylaşalım. Tamam mı? Güzel abilerim, güzel kardeşlerim, güzel dostlarım, bayan ablalar kardeşlerimiz de izliyor bizleri.
Bazen biraz argolaşıyorum. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. İnanın gerçekten insanı çileden çıkartıyorlar. Fahri emmi, seni seviyorum. Cansın. Buradan ismini sayamadığım, telefonla çok görüşüp konuştuklarım var. Buradan tüm ülkemin, memleketinin, iline, ilçesine, köyüne, kasabasına herkese selamlar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah bir dahaki güzel böyle yerlerle, videolarla, efendime söyleyeyim, çalışmalarla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.